yazan arkadaşları tebrik ediyoruz. Bizim hikayemiz yok. Beklentiyi yüksek tutmaya. Biz bir oyun hazırladık. Grafik oluşturmaya ve okuryazarlığına biraz vurgu yapmak istedik. Konu olarak da duygularımızı ele aldık. Şu şekilde bir plan hazırladık. Bir afiş hazırlıyoruz ve etkinlik öncesinde afişimizi sınıfımıza asıyoruz. Ve Türkiye etkinliğinde utangaçlıkla ilgili veyahut da duygularımızla ilgili bir hikaye çocuklara sunuyoruz, okuyoruz. Duygularının bazılarının kendimizin bize iyi hissettirdiğine, bazılarının ise kötü hissettirdiğine vurgu yapıp hangi duyguların iyi, hangi duyguların kötü hissettirdiğiyle alakalı çocuklarla bir tartışma ortamı oluşturuyoruz. Belirlenen 6 duygumuz var. Bu 6 duyguları duyguyu çocuğa tanıtıp bunlarla ilgili sohbet ediyoruz. Daha sonra da oluşturduğumuz oyuna geçiyoruz. Oyun materyali olarak bir küpümüz, bir duygu panomuz ve stickerlarımız var. Materyal olarak da bunları kullanıyoruz. Öğretmenimiz Esra Hocam, oyunumuzu öğretmenimiz oynatacak. Oyunun sonunda yine ritimle bütünleştirdiğimiz bir müzik etkinliğimiz var. Bu şekilde etkinliğimizi tamamlıyoruz. Şöyle, ben de kısa bir şekilde açıklamış olayım. Bir küp hazırladık. Bu küpün üzerinde etkinlik öncesinde yine konuştuğumuz duygularımızın görselleri var. Her çocuk bu küpü atacak ve küpün üzerine gelen duyguyu arkadaşlarına, hani küpün üzerindeki şeyi göstermeden kendisi arkadaşlarına o duyguyu ifade edecek ve çocuklarda hangi duyguyu yaptığını bulmaya çalışacak. Hadi bir tane deneyelim. Duyguyu atıyorsun, küpü atıyorsun, hangi duyguyu üste geldiyse o duyguyu arkadaşlarına gösteriyorsun. Ne olabilir? Ne olabilir? Acaba? Sizce arkadaşınız şu anda ne hissediyor? Ne hissediyordur? Üzgün hissediyordur. Acaba ne olmuştur, üzülmüştür? Üzgün müydü? Ne olmuştur, üzülmüş olabilir? Üzgün. Oyuncağı kırılmış olabilir. Oyuncağı kırılmış olabilir. Evet. Tatlım, sıra sende. Mutlu. Ne olmuştur mutlu? Hissediyor. Ne olmuş? Dondurma yemiş olabilir. Neden endişeli? Neden böyle hissediyor olabilir? Annesi almaya geç kaldı. Annesi geç kaldığı için bu konuda endişeli hissediyor olabilir. Çok güzel. Geçmeyelim. Ağlarken ağlarken. Evet. Neden ağlıyor olabilir? Neden ağlıyor olabilir? Okulda bulmak istemiyor. O yüzden ağlıyor. Arkadaşı oyuncağın elinden almış. Çok mutlu hissediyor. Peki şu andaki hissettiğiniz duyguların olduğu minik stickerları buradaki ifadelerin altına yapıştırabilirsiniz sırayla. Herkes şu anda nasıl hissediyor? O duyguyu anlıyor. Bir anda o duyguyu anlıyor.
Dinamik katalım ama böyle. Yok hocam. Evet, grafiğimize baktığımızda bir tane arkadaşımız mutlu. Bir, iki. İki arkadaşım üzgün. Pardon. Bir, iki, üç. Üç arkadaşım mutlu. Bir arkadaşınız üzgün hissediyor. Bir arkadaşınız şaşkın. İki arkadaşınız da utangaç hissediyor. Şimdi duygularımızı bu şekilde grafikte de gösterdik. Ve şimdi sizlerle beraber duygularımızın ritmini oluşturacağız. Yani herkes iki tane, herkes bir tane duygu seçecek ve o iki kişi bir grup oluşturacak. Her grup o duygunun bir sesi olsa, bir ritmi olsa nasıl olurdu? Bunun için bedeninizi kullanabilirsiniz. İsteyenler de oyuncakları kullanabilir. Evet, ikişer grup oluşturmuş olalım. Ben de seninle grup olayım. Ya da sen ben yoklar, sen ben yoklar. Artık çalışmamak bir yerde. Sen çok durdun. <çok durdun. gülüyor> Evet, siz mutlu grup olun. Siz şaşkın grup olun. Siz üzgün grup olun. Siz de hüzün grup olun. Evet. Bu duyguların bir ritmi olsa nasıl olurdu? Size minik bir süre veriyorum. Bu süre bitene kadar herkes duygusunun sesini oluşturuyor. Evet, o ne kadarsa yorum atırsınız. Şimdi bütün sesler aynı anda yapacak, tamam mı? Bir,